Gelelim Türkiye'ye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl aranın ardından Mısır'a gitti malum. Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanımızı havalimanında karşıladı Sisi. Sonrasında baş başa görüşmeleri oldu, heyetler arası görüşmeleri oldu ve bundan sonra Türkiye ve Mısır için bambaşka bir sürece girileceği vurgulandı. Bizzat liderler tarafından da, pek çok analist tarafından da. İşte o seyahatte Sayın Selvi Cumhurbaşkanımızla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Mısır'da yer alan gazetecilerden biriydi. Sayın Selvi, sizi de beklettik. Özür dileriz. Şimdi bu ziyaret ne anlama geliyor? Türkiye ve Mısır bundan sonra bölgede hangi başlıklarda ortak çalışabilir? Kazan formülü hangi neticeleri doğurabilir Türkiye ve Mısır açısından? Cumhurbaşkanımızın da bir açıklaması var yine sizlere. Biz Mısır'la sadece aynı tarihi değil, aynı denizi de paylaşıyoruz ve o denizin küresel denklemdeki önemi her geçen gün artıyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Diğer yandan dış politika karşılıklı çıkar eksenli inşa edilir ve o zeminde yönetilir. Dolayısıyla iki ülkenin birlikte ve aynı istikamette senkronize adımları kuşkusuz çıkarınadır. Bizler de, Mısır tarafı da bu gerçekliğin farkında ve yeni dönem bu sağlam zemin üzerine bina ediliyor dedi. Şimdi sizin hem bu açıklamadan hareketle yapacağınız analizler hem de almış olduğunuz kulis bilgileri, bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin paylaşacağınız detaylar bizim için de izleyicilerimiz için de çok kıymetli olacak. Buyurun efendim, sözü size bırakayım şimdi. Banu Hanım, tabii Cumhurbaşkanı 12 yıl aradan sonra Mısır'a gitti. O süreç içerisinde yaşananları biliyoruz. Ama ben hem Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 2 ay içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ikinci kez gidişim. Orada Sayın Cumhurbaşkanı onur konuydu. Orada hükümetler zirvesinde bu kez gittiğimizde hem Suudi Arabistan'da hem Mısır'da şunu çok net olarak gördüm. Orta Doğu ülkeleri diğer seçeneklerin hepsini denediler, onları tükettiler ama bir şeyi çok net olarak gördüler. Bir, Amerika'ya güvenilmez. İki, Türkiye olmadan bölgede istikrar sağlanmaz. Yani bunlar hiçbir şey olmadan çok duygusal bir şekilde 12 yıl sonra bir araya gelinmiş değil. Biraz da şartların zorlamasıyla Türkiye'siz bir düzen kurulamayacağını gördükleri için Erdoğan gibi güçlü bir liderle ancak bölgede istikrarın sağlanabileceğini test ettikleri için işte Libya'da bu test edilmiş oldu. İşte bu Karabağ'da test edilmiş oldu. Bu bir anlamda Ukrayna'da oynadığı rolle ortaya çıkmış oldu. Bunları gördükleri için Türkiye ile yeniden yaklaştılar ve girilen süreç gerçekten de hem Birleşik Arap Emirlikleri'nde o bir dönem serin bir ilişkiler dönemi vardı. Çok hızla telafi ediliyor. Şunu söyleyebilirim. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin ekonomik ilişkileri son bir yılda %121 kat artmış durumda. Aynı şekilde Suudi Arabistan'la ki Süper Kupa maçından dolayı Ali Koç bu süreci sabote etmeye çalıştı ama buna rağmen Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkiler yine %300 seviyesinde artmış durumda. Mısır'a geldiğimizde ise Mısır'la yeni bir sayfa açılıyor. Bunu çok net olarak gördük. Mısır'la Sayın Cumhurbaşkanı ile aslında Mursi döneminde, başbakan olduğu dönemde Mısır'a gitmiştim. O zaman hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Kahire Üniversitesi'nde tarihi bir uyarıda bulunmuştu. Laiklik uyarısında bulunmuştu. Onun kıymeti çok o zaman anlaşılamadı. Yani o dönemde Cumhurbaşkanı tarihe bir not düşmüştü. 12 yıl aradan sonra gittiğimde Mısır'ı daha gerilemiş, ekonomik olarak daha çok iktisaden gerilemiş, yorulmuş bir Mısır'la karşılaştık. Cumhurbaşkanı'nın Mısır ziyareti Türkiye'den çok Mısır'da daha çok heyecanla karşılandı. Onu ifade edebilirim. Mesela havalanında Sisi eşiyle birlikte gelmişti karşılamaya ve havalanında bir müddet eşler, aileler arasında bir sohbet yaşandı. Yani bu resmi formal ilişkilerin dışında bir havaya büründü. Cumhurbaşkanı da bu konuda memnuniyetini
ifade etti. Hı hı. Konuşulan başlıklar var, ona geçeceğim ama Sisi'nin Nisan ayında ama olmazsa Mayıs ayında Türkiye'ye geleceğini Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Cumhurbaşkanı'nın Mısır ziyaretine de Sisi'nin çok istekli olduğunu, çok arzu ettiğini ve o nedenle bu ziyaretin gerçekleştiğini söyledi. Kahire sokaklarında da biz o ilgiyi gördük. Örneğin Cumhurbaşkanı havalandan görüşmelerin yapılacağı salona giderken orada tüm billboardlarda elektronik olarak hoş geldin Erdoğan yazıları, Türk-Mısır bayrakları vardı. Giderken de ayrılırken de güle güle Erdoğan yazıları vardı. Yani Mısır halkı da Kahire'de çok ilgiliydi Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle. Peki bu ziyaretlerde hani ne konuşuldu? Akdeniz vurgusu yaptınız. Ben de oradan devam edeyim. Bir beklenti var. Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşmasına benzer bir anlaşmanın da Mısır'la yapılması beklentisi var. Belki Nisan ve Mayıs ayındaki Türkiye'deki toplantıda bu karar alınabilir. Zannediyorum diplomatlar bunun altyapısını oluşturacaklar. Çünkü bu anlaşmayla birlikte aynen Libya'da olduğu gibi Türkiye kazançlı çıkmayacak. Aynı zamanda Mısır çok büyük Akdeniz'de kazanımlar elde edecek. Elbette ki bizim açımızdan da bu çok önemli. Hatta bu Mısır, Libya, Türkiye arasında da yapılabilir. Bu seçenek de konuşuluyordu. Çok dikkat çekmedi ama Dubai'de Cumhurbaşkanı'nın görüştüğü isimlerden birisi de Libya Başbakanı Dibeybe'ydi. Çünkü Libya ile ilgili de Libya'da istikrarı tamamen sağlayan Türkiye ve Libya'da son dönemde Hafter güçlerine Rusların çok önemli silah verdiği ve şeyle ilkbaharla birlikte Hafter'in yeni bir saldırıya geçeceği konuşuluyor ama orada Türkiye varlığı Libya'nın toprak bütünlüğünün ve yönetimde istikrarın bir güvencesi olarak görülüyor. O açıdan Mısır'da Libya örneğinden çok etkileniyor. Mısır'la ekonomik ilişkileri 15 milyar dolara çıkarma hedefi ortaya konuldu. Bunun altyapısı var. Yani Mısır ihracatında ikinci sırada gelen Türk firmaları. Mısır turizmde bir atağa kalkışıyor. Orada bizim firmalarımız yine yerlerini almaya başlamışlar. Oteller inşa ediyorlar, turizmden pay almaya çalışıyorlar ama bizim firmalarımızın bir özelliği sadece Mısır'a gidip para kazanmıyor. Mısırlılarla birlikte ticaret yapıyorlar, ortak işler yapıyorlar. Savunma sanayinde bir ortak işbirliği söz konusu olabilir. Evet, zaten A Haber canlı yayınında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan SİHA'larla ilgilendiklerini, bu konuda yeni gelişmeler olabileceğini işaret ettiği açıklamalarda bulunmuştu. Galiba Türk İHA ve SİHA'ları Mısır'da da olacak bundan sonraki süreçte. Bizim bizim savunma sanayinde bir özelliğimiz hem TUSAŞ, hem ASELSAN, hem HAVELSAN, ROKESAN, Bayraktar sadece oralara savunma ürünlerini satmıyorlar. Ortak üretim daha çok tercih ediliyor. Ortak üretimi üçüncü ülkelere satış gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde de bu konuşulurdu. Yüksek düzeyli stratejik konsey devlet başkanlar düzeyine çıkarıldı. Türkiye'deki toplantıda bunun altı daha da doldurulacak. Yani ekonomik boyutu, askeri boyutu, stratejik boyutu fakat çok vazgeçilmez bir boyutu da Gazze ile ilgiliydi. Evet. Cumhurbaşkanı Gazze olayının başından beri belki de Türkiye-Mısır ilişkilerinin bu kadar hızlı gelişmesinin bir nedeni de oydu. İsrail'in Gazze'lileri Gazze'den Mısır topraklarına, Sina çöllerine sürme projesine karşı Türkiye her zaman Mısır'ın yanında güçlü bir şekilde yer aldı. Cumhurbaşkanı da Mısır'ın, İsrail'in bu planına karşı dirayetli duruşunu tebrik etti ve desteklediğimizi ifade etti. Çünkü o zaman Gazze'yi Mısır'a, Sina çöllerine taşımak olacaktı. Savaşı da Mısır'a taşımak olacaktı. Bu konuda Mısır sağlam durdu. Türkiye de onun yanında destek verdi. Tabii şimdi Filistin'in önünde iki devletli bir çözüm var. Bu iki devletli çözüme ulaşması da yine Mısır ve Türkiye'nin Filistin davasını sahiplenmesiyle olacak. Bir başlık da buydu. Şu anda acilen bir ateşkes görüşmesi yapılıyor. Dört ülke
biz Mısır'dayken, Kahire'deyken toplantı halindelerdi. Ateşkesin sağlanması, Gazze'ye insani yardımın ulaşması, İsrail'in Gazze'den çekilmesi bu başlıklarda yine bu görüşmede ele alındı. Şu var, hem bölgenin istikrara kavuşması açısından hem Filistin sorununun çözülmesi açısından Türkiye ve Mısır ilişkileri olmazsa olmaz, vazgeçilmez ilişkiler. Bunlar Filistin boyutuyla ilgili ama ben gördüğüm şu ki Mısır'da Türkiye ile ilgili çok büyük bir iştah var. Ekonomik olarak işbirliği iştahı var. Türkiye de buna hazır. Zaten orada bizim ekonomik olarak altyapımız ona çok müsait. Ben Nisan ve Mayıs ayındaki görüşmelerin bir boyutun deniz yetki anlaşmaları ve askeri anlaşmalar kadar ekonomik olarak bir sıçrama yapılması noktasından peki, da önemli olduğunu düşünüyorum. Peki. Bu başlıklar benim dikkat sorum çektiğim olacak ve paylaşmak peki istediğim başlıklardı. Evet. Abdülkadir Bey, müsaadenizle bir soru sormak istiyorum efendim. Bu buyurun. Sayın Sisi'nin yani Mısırlı yetkililerin özellikle Sayın Sisi'nin Sayın Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanımıza yani ısrarlı ziyarette bulunma talebi ve bu kadar samimi, dostane, içtenlikle bu süreci götürmeleri, bu sürece yaklaşmalarının sebebi ne? Yani mesela havaalanında karşılıyor, ısrarla gelin lütfen diyor. Ve son derece yani olumlu, ben çok destekliyorum hani bu anlamda olması gereken ve bunu görünce de çok mutlu oluyorum işin açığı ama neticede bu iki ülke arasında ama özellikle Mısır'ın Türkiye'den Türkiye'ye yönelik böyle bir dostane ve daha böyle ileri seviyeli talepkar pozisyonunun tutumunun sebebi asıl sebebi nedir? Tabii bizim gördüğümüz perde arkasında neler yaşanıyor onu bilemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı şunu ifade etti. Biliyorsunuz dedi, ilişkilerimiz donmuştu. Buzdolabına derin dondurucuya kaldırılmıştı. Ama Dünya Kupası için Katar'a geldiğimizde Katar Devlet Başkanı'nın özel çabasıyla bir araya geldik. O tarihten itibaren Sayın Sisi ısrarla benim Mısır'ı ziyaret etmemi çok istiyordu, çok talep ediyordu. O istek üzerine ben bu ziyareti gerçekleştirdim dedi. Gördüğümüz şu, sadece Mısır'da değil, Orta Doğu ülkelerinde bir Amerika'nın ne yapacağı konusunda ciddi kuşkular var. Ve bel bağladıkları Amerika büyük ölçüde onları yalnız bırakmış durumda. İkincisi, Türkiye'siz bölgede istikrarın sağlanamayacağını görüyorlar. İşte Türkiye'nin Libya'da oynadığı rol, Ukrayna'da oynadığı rol ve Türkiye'nin geçmişte Katar'a karşı bir tuzak kurulmuştu. O tuzağı boşa çıkaran bir ülke olarak Katar'ın istikrarını sağlamasındaki rolü nedeniyle Türkiye'yi bu bölgede dayanışma içerisinde olunacak bir ülke olarak görüyorlar. Ve Erdoğan'ı da bu konuda dünyada güven duyulacak en güçlü liderlerden birisi olarak görüyorlar. Burada bir duygusal bir yaklaşma söz konusu değil. Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır'la yaşanan sorunları biliyorsunuz, tekrar hatırlatmaya gerek yoktur. Bu sorunlara rağmen bu kadar bir hızlı dönüşün sağlanması, diğer seçeneklerin tüketilmesinden, Batı'ya ve Avrupa'ya, Amerika'ya artık güvenilemez olmasından ve Türkiye'nin istikrar ve güven konusunda özellikle Erdoğan'ın liderliği sayesinde onlara bir güven vermesi nedeniyle bu ilişkileri geliştirmek istiyorlar. Çünkü peki, Türkiye ile işbirliği yapan hiçbir ülke kaybetmedi. Türkiye ile işbirliği yapan her ülke kazandı. Bunu gördükleri için kendi gelecekleri açısından bu tercihi yapıyorlar. Benim peki gördüğüm bu kadar.